Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben geceyi maalesef hastalanarak geçirdim. Çünkü boğaz yollarım çok felaket oldu. Bir de bazı stres de tabii ki ilerletiyor. Şöyle 2024 ağacımızı da dün kurmuştuk. Onu da sizlerle paylaşayım. Işıklandırmasını da yaptık. Yeni yıl güzelliklerle gelsin. En başta sağlık getirsin. Huzur getirsin. Rızık kapılarımızı açsın. Ve sevdiklerimizle birlikte vakit geçirmeyi nasip etsin. Her şeye rağmen, her yaşadığımız acılara, acısıyla, tatlısıyla, her şeye rağmen 2024'ü de karşılamayı nasip etsin arkadaşlar. Şöyle kahvemi de yaptım. Anca kendime geldim. İnanır mısınız? Bunlar da benim bal kabaklı. Evet, bakar mısınız? En sevdiğim ışıklandırma bu şekilde. Çok güzel olmuş, değil mi? Evet, bakın. Şu hele şu tatlış benim ayıcığım. Ay 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 ay. Evet. Bu şekilde. Yine de eğer alırsam şöyle kahvemi de yaptım. Sonra şu çamaşırlar bittikten sonra da tabii ki teyzeme gideceğim. Ay valla çok kötüydüm biliyor musunuz? İnanır mısınız? Şöyle açarsam. Çok çamaşır işim var bu hafta. Dün akşam, dün de dışarıda piknikte nerede takılmıştık? Evet, Mazopa'ya gittik. Çok güzel. Hava çok güzeldi. 18-19 sucuk ekmek yaptık ama bir türlü oradan size çekim yapamadım. Sonra zaten geç hava karardığı için erken kalkınca da Emre ile de İlkay'ı da eve çağırdım. Gerçi çok zor oluyor piknikten sonra birini çağırıp ağırlamak ama her zaman yapmadığım şeyler. Dün içimden geldi, öyle çağırdım. Neyse. O zaman bir kahve içelim mi? Yeni haftamız hayırlı olsun. Arkadaşlar geldim ben teyzeme, bakın mis gibi salatamız, yoğurdumuz, çorbamız. Teyzeciğim beni beklemiş. Ah, tatlımız da mı var teyze? Bakayım ne tatlısı varmış. Şeker şeyli mi, şerbetli mi? Ay, kabak çok severim. Ay canım, ellerine sağlık teyze. Oh, helvamız da varmış. Daha ne olsun, çok şükür yani. Hep her şeyi var. Bolluk bereket nasip etsin inşallah. Kahve köşemi çekeyim. Bugün hiç dışarı çıkmadım çünkü hasta olduğum için. Bugün bari çıkmayayım dedim. Ütümü falan yaptım. Yine çamaşırlarımı koydum. Bu hafta bayağı full çamaşır günüm yani. Erkekler gitti. Hadi buyurun o zaman. Şöyle güzel bir köpüklü Türk kahvesi içmeyelim mi yani? İçelim tabii ki. Ay, nerede benim kütük şeyim? Hemen onu da alalım. Hava kötü. Bakın. Soğuk artık, kış havası. Burası da bizim balkonumuz. Evet. Şöyle koyalım. Vallahi herkes hasta. Ebru da hastalanmış. İlk başta Mert hastalandı. Arkasından ben hastalandım. Şimdi de Ebru'nun yine aynı, boğaz yolları rahatsızmış. Herkese Rabbim şifa versin. Şöyle demliklerimi de güzelce yıkadım. Bugün de kendime şöyle köfte, bir de çorba yapacağım, yoğurt çorbası. Öyle. Sonra arkasından tabii ki mis gibi bir çay. Şöyle güzel bir yoğurt çorbası yapıyorum arkadaşlar. Kendi ev yoğurdum vardı. Ondan kattım bir yumurta. Ve göz kararı unu da koydum. Böyle güzel soğuk su koydum kesilmesin diye. Sıcak su koymuyoruz. Kaynadıktan sonra da tel şehriyelerimi güzelce tereyağıyla kavurup içine de katacağım. Bugün Nermin'in Enfes mutfağında o şekilde yaptılar. Ben de öyle yapacağım. Nane ve tel şehriyesi katıp çorbam hazır olacak. Çorbasız olmuyor. Kışın vazgeçilmez. Yazın çok çorba yapmıyorum ama kışın mutlaka çorba yapın arkadaşlar. Çünkü hele de bağışıklığımız bu aylarda çok düşüyor. O yüzden dikkat edelim. Bu şimdi kaynadıktan sonra diğer aşamalarda birlikteyiz. Çorbam hazır arkadaşlar. Burada da güzel tereyağlı ve sıvı yağ ile birlikte arpa şehriyelerimi şöyle kavurdum. Şimdi içine nane de koyalım. Evet, kavrulan arpa şehriyelerin içine şöyle nanelerimi de ekledim. Onlar da biraz pişsin istedim. Böyle bakın, bu böyle kavrulan badem arpa şehriyelerimizi yoğurtlu çorbanın içine dökeceğiz. Mis gibi yoğurt çorbamız hazır olacak arkadaşlar. Ben genelde böyle arpa şehriyesi falan koymuyordum. Bugün bu şekilde gördüğüm için
Ekstradan da bunu yapmak istedim ve çorbam hazır. Evet, arpa şehriyelerimi de ilave ettim. Böyle mis gibi tereyağlı, şehriyeli yayla çorbası oldu şimdi. Yani yoğurt çorbasından arpa şehriye girdiği için şehriyeli yayla çorbası oldu arkadaşlar. Mis gibi tuzumu da ilave edeceğim. Şimdi çorbam hazır. Çorbasız. Benim de öksürüğüm hala devam ediyor. Mis gibi kış çorbalarına devam tabii ki. Köftelerim var hazır. Bunu da kulak pamukçuğunu da orada bırakmışım. Evet, çorbam hazır. Hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim. Araba konseptiyle birlikte şöyle güzel gri peluş montumu giydim. Hastaydım biliyorsunuz. Çok şükür bugünümü verdiği sağlık nefese Rabbimin. Bugün artık maaş günü ise biraz alışveriş yapalım, değil mi? Almamız gerekenleri alalım arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi herkes hasta. İlk önce Mert oldu. Ondan sonra ben oldum. Sonra Ebru oldu. Rabbim bunun daha fazlasını yaşatmasın bizlere. Sağlık şifa versin hepimize. Öyle işte. Haydi o zaman bir gidelim. İlk önce bir paramızı çekelim. Bugün hava güzel, sakin gerçekten de. Hatta arabaya LPG falan atmam lazım ama onları cuma ya da yarın düşünüyorum. Evet. Öyle işte. Biliyorsunuz Aralık ayındayız. Yılın son ayı. Rabbim hayırlısıyla tamamlayıp yeni yılı karşılasın hepimize. En başta sağlık getirsin arkadaşlar. Ben her şeyden önce sağlık istiyorum. Ondan sonra huzur, mutluluk, bolluk, bereket hepsini getirsin. Bizim evimizde de sitede de bir tadilat var. Güm 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 güm. Yani bundan illallah gerçekten. Şu tadilat işinden illallah. Site içinde olduğu zaman ben sinirleniyorum o sesi duymak. Sese karşı duyarlılığım var herhalde, ondan olabilir. Bir de teyzem de bugün Tekirdağ'a kontrole gidecekti. İnşallah her şeyi temiz çıkmıştır da güzel haberler duyarız. Kimseye hastalık nasip etmesin arkadaşlar. Sağlıkla yaşamayı nasip etsin. Bugün de ayakkabı olarak şeyi giyiyorum. Şeyden neresiydi orası ya, unuttum şimdi. Güzel bir bot almıştım, onu giyeceğim ama şimdi adını unuttum, gördünüz mü? Yemin ederim unutkanlık da had safhaya geldi yani bende. Ama ayakkabılar çok rahat, genelde de ayakkabılarımı oradan alıyorum. Neyse, hatırlarsam size söylerim arkadaşlar. Hava gayet güzel, sakin. Benim erkekler de 4.12 işe gitti. Okul çıkışı da olmuş. Evet. Öyle işte. Neyse. Hepimize güzel günler olsun arkadaşlar. Kapılar bunlar. Yüksek tabanlı. Hem de o kadar rahat ki anlatamam size. Yani değer. Tam sevdiğim tarz ayakkabılar bunlar, böyle bu şekilde. Bastığınızda da bunu göstereyim istedim. Hem önüne de kaplama yaptırdım ki su geçirmesin diye. Evet. Bastığınızda bir bakayım orada neyse, oradan sonra kapatmaya gideriz. Dışarıda yiyecektim ama vazgeçtim arkadaşlar. Şimdi Haktan'dan şu kuru yemişlerimi biz Haktan alıyoruz. Bilmiyorum sizin oralarda da var mı? Şu Atom için acı biber süs aldım. Bizim vazgeçilmemiz tuzlu fıstık aldık. Bakın fiyatına. Ne kadarmış kilosu? 109 liradan 54 lira tutmuş. Şöyle kavrulmuş fındık aldık. Bunun da kilosu 250 lira neredeyse. Vazgeçilmez yemeklerimiz zerdeçal aldım. Şöyle karanfil aldım. Şöyle çam fıstığı aldım. Ve de kişniş aldım. Bunların fiyatı ne kadar tutmuş? Hemen gösteriyorum. 217 lira tutmuş. Bir de Migros'tan var aldıklarım. Bir de Şok'tan var. Onları da göstermek istiyorum. Kızım arkadaşlar, Şok benim favorim. Tabii ki Slippy. Hem de çamaşır suyu etkili. Ben bunu çok beğeniyorum. Benim vazgeçilmezim bunlar, Slippy. Çamaşır suyu olanlar da çok güzel.
Sizlere de tavsiye ediyorum. 80 liraydı bunun fiyatı düşmüşken. Bir de şöyle Cif krem sprey aldım. Bunun da fiyatı 44-45 liraydı. Bir de şöyle Oral-B'nin diş macunu aldım Proactive. Bunun fiyatı da 59 liraydı. Şunları da Migros'tan aldım. Bu Troll aldı. İspanya şarabı. Tabii ki vazgeçilmez ıslak mendillerim. Limon aldım. 12.90 liraydı kilosu. Ve bir de Mert'e portakal, sıkmalık portakal suyu aldım. Evet, şimdilik alışveriş böyle. Artık yeme zamanı. Merhaba. Perşembe gününden arkadaşlar. Dışarıya çıktım. Evimdeki bütün haftalık tozlarımı almış oldum. Ve şimdi bugün teyzeme gidiyorum yemeğe. Ama dışarıya bir çıktım. Zannedersiniz ki dışarısı çok şey soğuk. Ama kesinlikle değil. Kesinlikle değil yani. O kadar söyleyeyim ben size. Evet. Ve mis gibi bir hava varmış. İnanamadım yani. Anlayacağınız. Bu ne ya? Gördüğünüz bizim görevliydi. Kapının açma kapama düğmesinde sorun varmış. Şimdi ben niye buraya geldim ki? Aslında defaktoya gidecektim. Neyse. Buradan beri gideyim bari. Hava çok güzel arkadaşlar. Sakin, mis gibi bir hava var. Yani zannedersiniz dışarısı çok soğuk. Çünkü gri bir hava hakim. O anda konuşurken de bayağı ben sizi unutmuşum. Neyse biraz da beni öyle izlemiş olun. Evet, şimdi bir de Facto'ya gideyim. Bir bakayım ne var ne yok. Oradan da bir vatandan da belki bir ek almak istiyorum. Bakalım neler gelmiş neler gelmemiş. Sizler de benimle gelin. Bu akşam teyzemdeyim. Teyzem menü olarak fırında kanat. Sonra ay kuş sesleri ya. Bugün bu sene bu kuş sesleri beni benden alıyor arkadaşlar. Çok seviyorum kuş seslerini. Evet, bulgur pilavı var, kanat var. Orada da tabii ki teyzemle de birlikte. Bu sefer el işimi de aldım biraz el işi de öreyim diye. El işsiz olmuyor. Örgü örmeyi sevenler kulübüne hoş geldiniz. Evet, çocuklar da çıkmış. Mert'in buluydu bu. Böyle tatlış turuncu uzun bir hırka buldum. Bunun fiyatı 100 lira arkadaşlar. Gayet de uygun. Birini bir kişiye alacağım. Ya Hatice'ye ya teyzeme. Ama Hatice'ye de güzel olur. Rengi de güzel. Giyer bence. Gayet de güzel. Ya da teyzeme. Standart çünkü bu olursa teyzeme. Ama teyzemin de beli var. Ya da Hatice'ye. Neyse karar vereceğim. Ama bir tane de kendim alacağım. Çünkü rengi çok güzel. Bugün teyzeme geldim. Evet bakalım şimdi teyzemin soğanlı böreği nasıl olacak bakalım. Mantı yapmış teyzem. Salatamız var. Valla tatlıyı ben alacaktım da tatlıyı almaya gittiğimde geçe kalacaktım. Yok şeyi alacaktım aslında eklerden alacaktım. Ama ona da şimdi oraya gidersem yine geç kalacaktım. Dedim teyzem şimdi yine arardır. Ay yok teyze boğazlarım rahatsız benim. Valla. Ya. O yüzden teyzemin ellerine sağlık. Canım ellerine sağlık teyzem. Yine bu akşam birlikteyiz. Bizim aman aman çorbalarımız taşacaktı şimdi. Ne çorbası canım? Mercimek çorbası mis gibi. Üst üste giyindik arkadaşlar. Bugün tamamen kış gelmiş. Kesinlikle. Bugün cuma. Ay şöyle sıkı sıkı giyindim çünkü hastalıktan da daha tam kurtulamadım. Bakar mısınız kendimi robot gibi hissediyorum. Ay kundaklanmış bebek gibi hissettim. Pazarı da bilmiyorum valla bu havada pazara da uğramak ne var ne yok onu da bilmiyorum ama. Neyse böyle eldivenler, şallarım,
montum, şapkam. Bunlarsız lütfen dışarı çıkmayın. Bu akşam Hatice'lerdeyiz. İnşallah iyi ve güzel, keyifli geçer arkadaşlar. Hafta sonumuza hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu geçsin inşallah. Haydi bakalım Seda, alışverişte, gezmelerde. Şu ellerimin kızarıklığına bakın. Hava o kadar resmen kış tam kendini gösterdi arkadaşlar. Daha henüz ojemi sürmedim. Şundan süreceğim. Şu renkten tam böyle kendi kıyafetlerime uygun olarak. Pazardan sadece bir yeşillik aldım. Peynirimi aldım. Bir de yarım kilo ıspanak aldım. Yeter diye düşünüyorum. Şimdi artık Çerkezköy Center'a gideyim. Orada sıcak sıcak dolaşayım. Sonra dönüşte artık geç saatte dönerim zaten. Bilmiyorum. Ondan sonrasına bakarız. Pazarda neredeyse 200 harcadım. 250 lira harcamış oldum. 300 lira da pazarda harcadım. Öyle ama resmen çok soğuk. Yakıcı bir soğuk var. Onu söyleyeyim. Evet. Artık gidebilirim. Haydi bakalım. Artık gidebilirim. Gitme vakti geldi. Ama tam kış gelmiş. Çünkü neden? Ellerinizi şu hale getiriyorsa soğuk, mutlaka kış geldi demektir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Toprağımız bol bol ıslanıyor. Daha ne olsun? Çok şükür Rabbime, yağdırdığı yağmura, verdirdiği her güzele. Çok şükür. Evet, şimdi İngilizim'in oraya geldim. Şu tatlış Golden Rose'u şöyle göstereyim. Bakın şöyle bu rengi süreceğim tırnaklarıma. Çünkü evden çıkarken süremedim anca. Evden çıkarken sürdüğüm zaman da bayağı bir geçe kalıyorum. En azından dışarıda daha iyi kuruyacağına inanıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi şöyle güzel bir tatlış. Bu renkleri çok seviyorum kışın. Çok seviyorum. Sizler de seviyor musunuz tarçın renkleri? Artık yeni yılda geldiğine göre. Evet. Sizler de sürer misiniz arabada? Ben genelde ojelerimi arabada sürerim. Gayet de güzel oluyormuş. Şimdi gösteriyorum size hemen. Ta 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 tam. Şu bakar mısınız şunun renginin güzelliğine? Evet, artık süreyim. Ondan sonra bir İngiliz home yapalım. Ojelerim sürüldü. Bakar mısınız şu tatlış rengi? Montumla da aynı oldu. Harika oldu. Evet, şimdi kurutma meselesi. Şu aldığım bütün bu montların hepsi geçen yıldan ait. İyi ki de Defacto'dan almışım ve bu sene bunların hiçbiri yok Defacto'da. İnanır mısınız? O yüzden alacağınızı alın, sonrasını da bulmanız mümkün değil. Böyle Starbucks'a geldim. Böyle şeyin üstündeyim, onu da göstereceğim. Şöyle güzel bir Starbucks kahvesi içmek istedim. Yanında şöyle güzel lokumlarıyla birlikte. Sonra Çerkezköy Center'a inip rahat rahat gezerim herhalde. Çünkü kahvesi de çok güzel. Evet, ısıtıcıları da yanıyor ki şöyle oturdum. Onu da hemen göstereyim. Isıtıcım da tepemde. Böyle soğuk havalarda dışarıda içmek çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizin de hoşunuza gidiyor mu? İngiliz Home'da hiçbir şey yoktu. İyi ki alacaklarımız zamanda bayağı daha güzel bir indirim aldım. Şimdi hiçbir şey yok. Çünkü hediyeler de almam lazım. İlkay'a, Hatice'ye. De Ebru'ya zaten aldım, onun hazır. Bir de teyzem açık saçlarda girmesi. Evet, neyse hadi bakalım bakacağız. Evet, hafta sonundan hepinize merhaba. Ben evdeyim. Dün akşam çok güzel eğlendik. Saat 3'e kadar Hatice'lerdeydik. Sonra bugün ise Hatice ve Ebru hastalandı. İkisi de acillik oldu. İğnelerini vuruldular. Bugün ben aslında bu akşam normalde Ebru'da vakit geçirecektim ama maalesef rahatsızlığı olduğu için evimdeyim bugün. Böyle kendime bir şeyler yapmaya başladım. Şöyle soğanlarımı soteliyorum. Ne yapacağım? Ispanaklı graten yapacağım arkadaşlar. Bir de fırında airfare'de kanat yapacağım kendime güzel. Bugün kendime özel, böyle kendimi ödüllendireyim. Güzeldi, keyifliydi. Bir haftayı daha burada bitiriyorum.
İnşallah yeni vlogda buluşmak üzere. Lütfen beni takip etmeyi, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kış geldi, yılın sonuna doğru geliyoruz. Hayırlısıyla bu yılı kapatıp yeni yıla merhaba da dedirtir inşallah ama hep birlikte. Hoşçakalın.